Şair der ki, kitaplar yalnız kralların adlarını yazar. Yoksa kayaları taşıyan krallar mı? Halbuki onlar toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Nedense tarih onların adlarını yazmaz. Komutanları sever, erleri bilmez. Işığa bakar, gölgedekileri görmez. Halbuki ışığı var eden biraz da gölgedekilerdir. Temmuz ayıydı. Paris Büyükelçisi Fethi Bey ve ailesi Napoli'den vapura binip tatil için İstanbul'a geldiklerinde sevinç içindeydiler. Tam 2 ay Türkiye'de kalacaklardı. Ve o 2 ay hiç beklemediği bir şekilde Fethi Bey'in hayatının seyrini değiştirecekti. Türkiye'si krizdeydi. Ülke yoksulluktan kıvranıyordu. Amerika'dan başlayan ekonomik bunalım dalga dalga yayılarak Türkiye'ye ulaşmış ve çiçeği burnunda Cumhuriyeti hazırlıksız yakalamıştı. Gazi'nin deyişiyle her taraf derin bir yokluk, maddi manevi perişanlık içindeydi. Hükümet krizi aşmak için tasarrufu teşvik ediyor, halk şarkılarla yerli malı kullanmaya çağrılıyordu. Bu hüzünlü seste hem yepyeni bir ülke kurmanın heyecanı hem de çekilen sıkıntıların acısı bir aradaydı. Cumhuriyet Katarı daha yeni yola koyulmuşken bir tünele dalmıştı ve o karanlıkta herkes çareyi Gazi'den bekliyordu. Gazi ise halkını teselli çabasındaydı. Sayın Engin, iktisat güçlüklerine karşı halin icabına göre müdafaa, muazene, inkişaf tedbirlerini almaktayız. Her zaman göz önünde bulundurduğumuz ana işlere ara vermeden devam etmek mecburiyetindeyiz. Ama nasıl? Yoksulluk, ağır vergiler ve birbiri ardına gelen şok reformlarla şaşkına dönen halk içten içe kaynıyordu. İktidardaki Halk Partisi artık Halkın Partisi olmaktan çok uzaktı. İsmet Paşa'nın tek parti iktidarı bir bürokrat egemenliğine dönmüştü. Gazi artık pek ortalarda görünmez olmuştu. Ama ülkenin dışarıdan görünümü tam bir tek adam diktasıydı. İtalya'da Mussolini rejimi nasıl görünüyorsa, Mustafa Kemal'in Türkiye'si de öyle görünüyordu. Ve bu görünüm en çok da Gazi'yi rahatsız ediyordu. Bir şey yapmalı, ülkenin üstündeki bu ölü toprağını dağıtmalıydı. Hem memleketin bu görünümünü düzeltecek, hem de geniş halk yığınlarının nabzını tutacak, tepkisini yönlendirecek bir yeni soluğa ihtiyaç vardı. Bu yeni soluk ancak bir muhalefet partisi olabilirdi. Öyle bir parti ki, rejimin temel ilkelerinde CHP ile mutabık olsun, kendi kanatları altında gelişsin ama halkın sesini dillendirsin, yönlendirsin. Öyle bir parti ki patlamak üzere olan kazanda bir delik açsın, buharı salıversin. Yalnız böylesine riskli bir girişim için çok güvenilir bir isme ihtiyaç vardı. Ve Gazi'nin aklına tek bir isim geliyordu. Çocukluk arkadaşı,
eski başbakanı Fethi Bey. Mustafa Kemal ve Fethi Bey, iki Makedonyalı, iki Harbiyeli, iki devrimciydiler. Yalnızca okulda değil, İttihat ve Terakki içinde, cephede ve nihayet iktidarda da bir arada olmuşlardı. Kurdukları cumhuriyet yıllar sonra sıkıntıya düştüğünde de yeniden bir araya geliyorlardı. Fethi Bey, Yalova'ya Gazi'yi görmeye giderken eski anılar birer birer gözünde canlanıyordu. Mustafa Kemal'le Manastır'da, askeri lisede tanışmıştık. Arkadaş olduk. Namık Kemal'den Hürriyet ve Vatan şiirleri okuduk birbirimize. Ben Fransızca bildiğimden geceleri ona Voltaire, Rousseau, Montesquieu okurdum. Hafta sonları birlikte dans dersleri alır, vals ve polka çalışırdık. Sonra Harbiye'den peş peşe mezun olduk. İttihat ve Terakki'ye birlikte girdik. Kur'an'a ve silaha el basıp din ve vicdan üzerine yemin ettik. 31 Mart'ta meşrutiyete karşı gericiler ayaklandığında isyanı bastıran hareket ordusunda beraberdik. Sonra kim dara düştüyse öteki yardıma koştu. Trablus'ta harp patlayınca ben de onunla aynı cepheye koşmuştum. Sonra ben Malta'da sürgünken o beni çekip kurtarmıştı. Bir dönem etle tırnak gibiydik. Birlikte Minber adlı bir gazete çıkardık. Sofya'da ben elçiyken o ateşe militerdi. Çanakkale'ye tayin olduğunda vedalaşırken istediğin oldu demiştim. Ama unutma ki asıl yapılacak işler daha ileridedir. İşte şimdi o günler gelmişti ve cephedekinden daha zorlu bir sınav bekliyordu bizi. Yalova'da Gazi Fethi Bey'e önce çiftliklerini gezdirdi. Bu gezi sırasında bir dost Fethi Bey'in kulağına bir haber fısıldadı. Sana bir muhalif parti kurmanı teklif edecekler. Sakın kabul etme, sana yazık olur. Fethi Bey'in endişeyle beklediği bu sohbet çok geçmeden açıldı. Gazi dışarıdan durumun nasıl göründüğünü sordu. Pek fena görülüyor dedim. Bunun üzerine memlekette muhalif bir fırka teşkil etmek lazımdır dedi. Böyle bir fırka vücuda gelirse mecliste münakaşa serbest olur. Mesela siz böyle bir fırkanın başına geçerseniz bildiklerinizi serbestçe mecliste söylersiniz. Bu suretle tatbikatta görülen birçok hatanın önü alınmış olur. Bunun üzerine ben, rica ederim beni İsmet Paşa ile karşı karşıya getirmeyiniz dedim. İsmet Paşa'nın samimiyetine asla itimat etmiyordum. Bir vesile bulup beni kabahatli mevkiye düşürmek ve Gazi ile aramı bozmak için çalışacağından emindim. Fethi Bey ile İsmet Paşa'nın arası açıktı. Aslında Cumhuriyet kurulurken üçlü bir sac ayağıydılar. Köşkte Gazi Mustafa Kemal, baş vekalette İsmet Paşa ve meclis başkanlığında Fethi Bey. Üçlü zirvede ilk çatışma 1924'te çıkmıştı. Türkiye çok partili rejimi denemek istemiş ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştu. Ama partinin kurulmasıyla iktidar mücadelesi bir anda alevlenmiş, İsmet Paşa istifa etmiş, başbakanlığa Fethi Bey getirilmişti. O sıralar patlayan Şeyh Said isyanı her şeyi alt üst etti. Fethi Bey, isyanın ardında yatan ekonomik ve kültürel nedenlere dikkat çekerek sert önlemlere başvurmayı reddetti. Lüzumsuz şiddetle elimi kana bulamam dedi ve istifa etti. Baş vekalete yeniden İsmet Paşa getirildi ve isyan şiddetle bastırıldı. Fethi Bey ise Paris'e büyükelçi olarak gönderildi. İşte o gün ayrılan yollar 5 yıl sonra yeniden birleşiyordu. Fethi Bey bu yüzden dünün kötü anılarını hatırlatıyor ve Gazi'nin kararlılığından emin olmak istiyordu. Bizde muhalefete tahammül güçtür. Şimdiye kadar gördüğümüz örnekler bunu ispat etmiştir. Yarın bu fikir uygulamaya konduğunda da sıkıntılar baş gösterecektir. Basın hür olacaktır. Her tür yazı yazılacak, mecliste acı tatlı eleştiri yapılacaktır. Buna tahammül etmek zor olacaktır. Buna tahammül edeceğiz. Başka çare yoktur. Bugünkü manzaramız aşağı yukarı bir diktatör manzarasıdır. Gerçi bir meclis var ama içeride ve dışarıda bize diktatör gözüyle bakıyorlar. Ben öldükten sonra arkamda kalacak müessese bir istibdat müessesesidir. Bense böyle bir miras bırakmak ve tarihe böyle geçmek istemiyorum.
Ölmeden önce istiyorum ki millet hürriyete alışsın. Cumhuriyet müessesesinin bir müstebit eline geçeceğini mezarımda bile duysam millete karşı haykırmak isterim. Cumhuriyetin milletin kalbinde kök saldığını görmek yegane emelimdir. Bu yüzden bütün müşküllere katlanacağız. Senin dostluğuna, ahlakına, bilgine güveniyorum. Bu işi senden başka hiç kimseye teslim edemem. Başka kimseye güvenemem. Bu işi mutlak üzerine almalısın. Fethi Bey için bu sözler yeterliydi. Gerçi 5 yıl önce Gazi'ye de kırılmıştı ama madem ki şimdi ülkenin kendisine ihtiyacı vardı, madem ki bunu eski bir dost istiyordu, kaçamazdı. Eşinin ve yakın çevresinin itirazlarına rağmen kabul etti ve o gece hatıra defterine şunları yazdı. Gazi'nin tarihte namını rekil etmemek için giriştiği bu işi torpillemek, Cumhuriyet idealine de hıyanet olacaktı. Zaten bütün kalbim vatanda henüz doğmamış olan hürriyet güneşinin hasretiyle sızlamaktaydı. Cumhuriyet kelimesi yalnız dudaklarda kalmış, kalplere girmemişti. Memleket bir uçuruma doğru sürüklenmekteyken haykırmamak, fenalıklara karşı ses çıkarmamak ve bir istirahat köşesinde kalmak elimden gelmiyordu. Cumhuriyetin el bebek gül bebek kurulan bu yeni muhalefet partisi Yalova'da verilen bir baloda kutlandı. Gazi o akşam pek neşeliydi. Orkestra valsler çalarken o yanında kim varsa sen de Fethi'nin fırkasına geçeceksin diyordu. Ağoğlu Ahmet Bey, çocukluk arkadaşı Nuri Bey, hatta kız kardeşi Makbule Hanım Gazi'nin ısrarıyla yeni partiye katıldılar. Gazi yarı alayla Fethi Bey'e takılıyor, daha ne yapayım, seni daha nasıl memnun edeyim diyordu. Yeni partinin halk fırkasının solunda olmasını istiyordu. Hatta adını bile kendisi koydu. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Sonra bir yanına İsmet Paşa'yı, diğer yanına da Fethi Bey'i aldı ve bu iki dosta karşı yeni pozisyonunu o gece şöyle anlattı. Bu fırkalar benim iki evladım gibi olacak. Ve ben, tabirimi mazur görün, sizin babanız olacağım. Bir baba iki öz evladına nasıl eşit muamelede bulunuyorsa, ben de bu iki fırkaya aynı şekilde muamele edeceğim. En kavgalı olduğunuz geceler sizi soframda birleştireceğim. Ayrı ayrı her birinize soracağım. Sen ne dedin, niçin dedin? Senin cevabın neydi? Bugünden itiraf ederim ki bu benim için yüksek bir zevk olacaktır. Gazi o günlerde Roma tarihi okuyordu. Orada Sezar'dan bir örnek verdi. Anlattıkları sanki içindeki endişenin ipuçlarını veriyordu. Jül Sezar ilk devletini kurarken dostları Crassus ve Pompey ile ittifak yapmıştı. Ama sonraları üçünün arası bozuldu. Ve Sezar onları ortadan kaldırırken kendini ebedi şef ilan ettirdi. Biz bundan kaçınmalıyız. Cumhuriyeti şahıs kavgalarından korumalıyız. Ve Serbest Fırka'nın 99 gün sürecek ömründe geri sayım böylece başladı. Haber 12 Ağustos günkü gazete manşetlerindeydi. Karikatürlerde yeni parti, Halk Fırkası'nın yeni yumurtladığı bir civciv olarak tanıtılıyordu. Aslında bu espri değil, gerçekti. Tarafsızlık sözü veren Mustafa Kemal hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. Hem bir partinin lideri olacak hem de iki parti arasında tarafsız kalacaktı. Bu Fethi Bey'e hiç inandırıcı gelmiyordu. Aslında henüz ortada partiden eser yoktu. Sadece sahneye zorla itilmiş bir lider ve yanında karşı partiden iltihak ettirilmiş 14 mebus. Ne örgüt, ne kitle, ne bina. Şevket Süreyya'nın dediği gibi fırkayı Gazi istemiş, ortaya birkaç figüran atarak kurdurmuştu. Ve tabii kendisi yönetmek isteyecekti. Ama işte o günden itibaren hiçbirinin, Mustafa Kemal'in de hiç beklemediği bir şey oldu. Partinin kuruluşunun açıklanmasıyla birlikte yurdun dört bir yanından telgraflar yağmaya başladı. Her ilden, her meslek grubundan insanlar sevinç içinde yeni partiye katılmak istediklerini bildiriyorlardı. Adeta uyuyan bir dev uyanmış ve bu yeni parti yıllardır sıkıntıyla huzursuzlanan kitlelerin umut kapısı haline gelivermişti.
serbest fırka rüzgarı bir anda Anadolu'yu etkisi altına almış. Halk Partisi'nden dertli, düzene karşı, fakir, aç, yoksul, dinci, mutsuz kim varsa partiye akmaya başlamıştı. Basın da yeni partinin saflarına katılmıştı. Aslında tipik bir diplomat olan Fethi Bey, Galata'daki Nazlı Han'ın bir katında bütün gün tebrik için gelen heyetleri ve bir demeç için yarışan gazetecileri kabul eder olmuştu. Kararsızlanarak girdiği gelişi güzel bir oyun şimdi gerçeğe dönüyor, onu da başrole itiyordu. Üstelik kendisine önerilen başrolün asıl sahibi, ülkenin cumhurbaşkanı ve çocukluk arkadaşı Gazi Mustafa Kemal'di. Partimize karşı insanların birbirini çiğnercesine gösterdikleri heyecan benim kalbimi gururla dolduruyordu. Her taraftan gelen katılım önerilerini bu girişimin mimarı sıfatıyla Gazi'ye de iletiyor, benim sevincime ve iftiharıma iştirak edeceğini umuyordu. Ama zannederim bu fazla ilgi hoşa gitmedi ve bu temayülleri kırmak için tedbir almak emirleri feda olmaya başladı. Çankaya'da işler değişiyordu. Gerçi Gazi ülkeye yeni bir soluk istemişti ama o soluğun bu kadar kısa bir süre içinde böylesine sert bir poyraza dönüşeceğini doğrusu kestirememişti. Oysa poyraz daha işin başlangıcıydı ve muhalefet rüzgarları çok geçmeden yaman bir kasırgaya dönüşecekti. Hem de çok uzakta değil, 3 hafta sonra ve işte burada, İzmir'de. Fethi Bey ve arkadaşlarını yapacakları ilk yurt gezisi için İzmir'e taşıyan vapur kıyıda göründüğünde, kıyıda, pasaport iskelesinde onları büyük bir sürpriz bekliyordu. Ve bu sürpriz yalnız Fethi Bey'in değil, Gazi'nin ve ülkenin de kaderini belirleyecekti. Serbest fırka yöneticilerini İzmir'e taşıyan vapur 4 Eylül günü kıyıya yaklaşırken herkes biraz heyecanlı ve endişeliydi. Bu Fethi Bey'in ilk yurt gezisiydi. Günler öncesinden İzmir'e gelirse hakarete uğrayacağı, korunmasının güç olacağı yolunda raporlar geliyordu. Ama Gazi yine de git, yalnız ihtiyatlı ol demişti. Vapurdakiler kıyıda kendilerini neyin beklediğini bilmiyorlardı. Şehir uzaktan görününce kıyıdaki kalabalığı fark ettiler ve korktular. Birden yüzlerce kayığın kıyıdan ayrılarak vapura doğru geldiğini gördük. İçimizden endişeye düştük. Hayır mı, şer mi? Biz kafamızda bu sorularla meşgulken bize doğru gelen kayık kafilesinden muazzam bir hurra, yaşasın Gazi, yaşasın Fethi Bey nidalarımızı. İşte her şey o anda değişti. Fethi Bey anladı ki kıyıyı dolduran o mahşeri kalabalık kendisini desteklemek için gelmiştir. Sandalla gelip vapura atlayanlar ona sarılıyor, ağlıyorlardı. Rıhtımda ortalık mahşer yeri gibiydi. Davullar, zurnalar çalıyordu. Şehir ayağa kalkmıştı. Vilayet, polis, jandarma çok sıkı tedbir almıştı ama halkın coşkusunu dizginleyemiyordu. O itiş kakış arasında Fethi Bey'in ceketi yırtıldı. Kısa bir baygınlık geçirdi. Daha bir ay önce Paris'te tek başına büyükelçilik yapan bu adam, şimdi bir anda kendini halkın omuzlarında buluvermişti. İnsanlar dalga dalga üstüne geliyordu. Denize düşenler, ezilenler, çiğnenenler oldu. Heyet otele zor ulaşabildi. Ama kalabalık dağılmadı. Otelin önü ana baba günüydü. Ve İzmir artık ele avuca sığmaz haldeydi. Akşam üzeri otelin çevresi yine tıklım tıklım doluyken validen bir tezkere aldım. Asayişi temin edemediğinden konuşmamı ertelememi istiyordu. Hiçbir sebeple bunun mümkün olamayacağını söyledim ve hemen vaziyeti Gazi'ye bildirdim. Bu yardım telgrafı hemen Gazi'ye ulaştırıldı. Mustafa Kemal için karar anı gelmişti. Ya şimdi frene basacak ve her şeyi durduracak ya da bırakacak, her şey gerçek bir demokraside olması gerektiği gibi olacaktı. Hiç tereddütsüz kararını verdi ve şu telgrafı yazdırdı. İzmir'de serbest fırka reisi Fethi Bey Efendi Hazretlerine. Sureti başvekile, dahiliye vekiline, İzmir valisine. Anlıyorum ki sana nutkunu söyletmek istemiyorlar. Fakat sen mutlaka nutkunu söyleyeceksin ve tesadüf edeceğin herhangi bir engeli derhal bildireceksin. Asayişin temini için başvekil, dahiliye vekili ve İzmir valisi lazım olan tedbirleri almakla mükelleftirler. Gazi.
İşte eski bir dost en zor anında yardım elini uzatmıştı. Gazi tavrını koymuş, engelleme çabasında olanları da açıkça uyarmıştı. Ancak bitmedi. Ertesi gün konuşmanın yapılacağı alanda halk önüne çekilen seti yıkıp aştı. Halk Partisi yanlısı bir gazete taşlandı. Zaten günlerdir alarm durumunda olan polis bu taşkınlık üzerine kalabalığa ateş açtı. Ve 14 yaşında bir çocuk isabet alarak öldü. Yangına benzin dökülmüş gibi oldu. Artık galeyana gelmiş kitleyi durdurmanın imkanı yoktu. Öldürülen çocuğun babası kanlar içindeki oğlunu kucağına aldı, Fethi Bey'in yanına koştu ve çıldırmış bir şekilde cesedi yere koyarak haykırdı. İşte size bir kurban. Başkalarını da veririz. Kurtar bizi. Kurtar. Daha 8 yıl önce düşman işgalinden kurtarılan İzmir'de şimdi yeni kurbanlar veriliyor ve yeni kurtuluş düşleri görülüyordu. Fethi Bey şaşkındı. Tabii olayı saat saat izleyen Mustafa Kemal ve İsmet Paşa'da. O gece aralarında geçen konuşmaları daha sonra İsmet Paşa şöyle aktaracaktı. İzmir hadiseleri Atatürk üzerinde tamamıyla ürkütücü bir tesir yapmıştı. Bana, yahu hiç aldırmıyorsun dedi. Ne var dedim. Yanıyoruz dedi. Yok canım, mübalağa ediyorsun dedim. Bana bak dedi, karışmıyorsun ama bilesin ki her şey bitti. Bu işe yeniden başlayacağız. Var mısın dedi. Canım endişelenme. Çaresiz olursak bitirir, yeniden başlarız. Ama ben o kadar ileri bir şey görmüyorum dedim. O kadar ileridir dedi. İstanbul'a dönünce hiç vakit kaybetmeden Gazi'ye gittim. Tertip ve suçlamaların ona kadar ulaştığını hayret ve esefle gördüm. Meğer İsmet Paşa Gazi'ye gelmiş, şeref ve haysiyetim söz konusudur. İzmir'de fotoğraflarıma tabanca atıyorlar. Bir matbaamızı tahrip ettiler. Halk fırkası binalarını taşlıyorlar. Fethi Bey tevkife mecbur olacağım demiş. Gazi kendisini teskin etmiş. Fakat gerçeklerin ustaca çarpıtılmasının da etkisinde kalmıştı. Beni bu ruh hali içinde karşıladı. Eski arkadaşımın mizacını bildiğimden soru sormadan gerçekleri anlattım. Fakat zannediyorum bir taktik hatası yaptım. Bırakacağı menfi tesiri düşünmeden serbest fırkanın gördüğü misilsiz sevgiyi, halkın coşkusunu anlattım. Vatandaşlar hürriyet hasreti içindeymişler dedim. Gazi uzun uzun yüzüme baktı. Nasıl görüyorsun geleceği dedi. Önce sorunun anlamını kavrayamadım. Endişelere katılmadığımı anlattım. Sustu, hiç ses çıkarmadı. Bu, hadisenin olgun hale gelip karar vereceği zamanların ilk alametleridir. Bu şekilde daha çok bilgi alıyor, yakından takip ediyordum. Her tarafta bağırıyorlar, çağırıyorlar, nümayişler yapıyorlardı. Bunların içinde asıl hedefin Halk Partisi'nden ya da İsmet Paşa'dan ziyade kendisinin olduğu kanaatine vardığını zannediyorum. Yeni inkılabın birikintileri. 8 sene zarfında 1923'ten 1930'a kadar yapılan işleri düşünelim. Laik Cumhuriyet, Ankara'nın başkent olması, ondan sonra şapka, harf değişikliği, medeni kanun, şark isyanı, birçok adamın yerlerinden sürülmesi. Bütün bunların 3-5 sene bir rahatlık içinde unutulup geçmiş olduğunu zannetmekle inanılmayacak bir iyimserlik havasına düşmüş olduğumuz anlaşıldı. Üçü de devrimin o tozu dumanı arasında geriye dönüp bakmayı unutmuşlardı. Dev adımlarla vaat edilen bu yeni ülkeye doğru yürürken milyonların arkalarından geldiğini sanmışlardı. Oysa halk yorgundu, kızgındı. Bir avuç devrimci çok kan dökmek pahasına 100 yıllık bir nehrin yatağını değiştirmeyi başarmışlardı. Ama şimdi o nehir taşmış ve bir çığ gibi üzerlerine gelmeye başlamıştı. Şimdi 30 yıllık bu üçlü dostluk için en zorlu dönem başlıyordu. Gazi bir tarihi dönemeçte iki arkadaşı arasında sıkışıp kalmıştı. Bir yanda tek parti rejimi ve silah arkadaşı İsmet, öte yanda çok partili demokrasi, kitlelerin sesi ve yakın dostu Fethi. İşte o aşamada Gazi partisini kurtarmayı seçti. O günden sonra
serbest fırkaya tavır alacak ve elleriyle kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni açıkça savunmaya başlayacaktı. Ben Cumhuriyet Halk Fırkası'nın umumi reisiyim. Bu teşekküle tarihen bağlıyım. Bu bağı çözmem için hiçbir sebep ve lüzum yoktur ve olamaz. İzmir'deki Halk Fırkası merkezine, bir gazete idarehanesine ve hükümet ricali ve otoritesine karşı yapılan çirkin tecavüzlerden çok müteessir olduğumu tahmin etmek güç değildir. Akan kanlar ve zayi olan hayat bu üzüntümü şiddetlendirmiştir. Artık hakikat tartışılmayacak kadar meydandaydı. Halk Fırkası iktidarının çatırdaması endişesinin kimlere kadar uzandığını gösteriyordu. Halk inanmış, arzu ve kararını ortaya koymuştu. Gazi'yi üzen ve endişelendiren sebeplerin suni olduğu, tertiplendiği muhakkaktı. O halde heyecan ve sabırsızlıkla beklenen fırka teşkilatını tamamlamaya çalışmak bizler için kutsal bir vazifeydi. Gazi'nin cephesinde rüzgarlar yön değiştirirken Fethi Bey de devam kararı alıyordu. Ama nasıl? Arkasında artık Gazi'nin desteği yoktu. Ziyarete gittiğinde Mustafa Kemal kırgın bir edayla "Görüyorum ki siz benim yardımıma muhtaç değilsiniz. Halk hep size doğru akıyor. Desteğe asıl öbür fırka muhtaçtır." demişti. Parti yöneticilerinden Ağaoğlu Ahmet o görüşmeden sonra hislerini şöyle anlatıyordu. "Biz ince bir psikolog olup Gazi'nin yüzünden içindekilerini anlamaya muktedir adamlar olsaydık, yeni fırkanın başarılarından Gazi'nin son derece müteessir olduğunu kolayca sezebilirdik. Fakat diğer taraftan Gazi hakikaten bu fırkayı samimi olarak kurmak istediyse, kendi hesaplarında aldanmış olduğunu kabul etmek lazım gelir. O, halkın bu derece yeni fırkaya akın edeceğini asla düşünmemişti." Artık mücadele çetinleşiyordu. Düzenlenen ilk çok partili yerel seçimde olaylar çıktı. Usulsüzlük tartışmaları manşetlere taşındı. Sonuçta Serbest Cumhuriyet Fırkası, aralarında Samsun ve Menemen'in de bulunduğu 31 beldede seçimi kazandı. Seçimleri aslında katıldığımız her yerde biz kazanmıştık. Halk Fırkası beklenmeyen bir şekilde yenilmişti. Yaklaşan genel seçimlerde iktidardan düşecekleri gün gibi aşikardı. Zannederim neticeler en çok Gazi üzerinde tesir yapmıştı. Kuvvetle tahmin ediyorum ki Gazi'nin çok hassas olduğu gururu tahrik edilmişti. Onun başında olduğu bir fırkanın millet tarafından seçimle reddedilmesi hadisesi çarpıtılmıştı ve Gazi bu neticeyi bir nevi haysiyet meselesi yapmıştı. Sıkıntılı zamanların telakkisi hep şuradan geliyor. Esas şikayet ve hiddet konusu Atatürk'tür. Ama ben onun yanında olduğum için, desteklediğim için benimle uğraşıyorlar. Çok partili rejimin tabii güçlükleri vardır. Fakat bu güçlükleri biz Atatürk'le beraber yenebilirdik. İktidarı da bırakabilirdik. Gelişmeler böyle bir istikamet gösteriyordu. Atatürk sağdı. İktidardan çok daha kolay ayrılırdık. Ben bu kanaati muhafaza ettim. Ancak Atatürk ilk tehlikeleri gördükten sonra bu görüşe asla itibar etmedi. Artık Fethi Bey'in de yapabileceği bir şey kalmamıştı. Yorulmuştu. Sağlığıyla birlikte itibarını ve dostluklarını da yitiriyordu. Arkadaşlarını topladı. "Ne yapalım?" diye sordu. Hemen herkes partiyi feshetmekten başka çare olmadığı görüşündeydi. Bu kararla Fethi Bey son bir kez Gazi'nin kapısını çaldı. Daha 3 ay önce bir parti kurmak için görüşen bu iki eski dost, şimdi o partinin yıkılışını tartışacaklardı. Hem de üçüncü bir ismin, İsmet Paşa'nın yanında. Gazi o görüşmede bana, "Bir şey değişmedi," dedi. "Sen fırkanın, ben fırkamın başında olacağız." Donup kaldım. "Buna imkan yok," dedi. "Biz sizinle karşı karşıya gelmeyiz ve gelmeyeceğiz.
İşe başlarken bir baba gibi evlatları arasında tarafsız kalma sözü verdiğini hatırlattım. Gözlerini gözlerimden kaçırıyordu. Halinde çok nadir rastlanan, muhatabından uzaklaşmak arzusu aşikardı. İşin hazin tecellisi, bu sefer muhatabı bendim. Üzüntü ve hiddetin bütün bedenini sardığını hissediyordum. Fakat ben de ondan daha hafif ve huzurlu şartlar içinde değildim. Partiyi feshetmek istediğimi söyledim. Bunu duyunca Atatürk yarım ağızla yapma dedi. Ben de ne münasebet, neden kapatıyorsunuz? Siyaset hayatında olacak böyle şeyler dedim. Yapamayacağım, duramam orada dedim. Partisi tamamıyla yerinden çıkmış vaziyetteydi. Atatürk de partinin ilk kurulduğu zamanki vaziyetinde değildi. Bu işleri idare edemiyorsunuz, mani olmak lazımdır diye sürekli ihtar ediyordu. Fethi Bey tamamıyla bunalmış vaziyetteydi. Gazi hem üzgün, hem öfkeli, hem kırgındı. Halkın dertli, hatta bedbin olduğunu biliyor ama bu kadar çaresizlik içinde olduğunu bilmiyordu. Serbest fırka birçok gerçeği onun gözleri önüne koymuştu. İkimiz için de elemli olan o son konuşmamızda, Aydın'da 17 bin gayrimenkulden 14 bininin ipotekli ve icrada olduğunu söylediğim zaman rengi sararmış, adeta donmuş kalmıştı. Buna üzgündü. Fakat her şeye rağmen başında olduğu siyasi kuruluşun halk nazarında mevcudiyetini bu ölçüde kaybetmiş olmasını bir nevi vefasızlık sayan bir ruh hali içindeydi. Bu ayrılışta kendi şahsı namına bir şeyler sezmek gibi hiç de doğru olmayan, vehme kadar uzanan hislere sahipti. Bu görüşmeden sonra 17 Kasım 1930 günü Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshetti. Bütün ömrü 99 gün sürebilmişti. Fethi Bey küskündü. Gazi'nin sırf memleketteki durumu anlamak ve halkın nabzını tutmak için kendisini kullandığını ve kurban ettiğini düşünüyordu. O sessizce evine çekilirken Gazi, fesih haberinin gazetelerde yer aldığı gün yıllar sonra ilk kez uzun bir yurt gezisine çıktı. Halkın nabzını yokladı, tepkiyi ölçtü. Ama hiç ölçmediği bir tepki o döndükten 3 hafta sonra patlayacaktı. Ülkede aylardır biriken elektrik yine Ege'de bir yıldırıma dönüştü. Bu kez adres Menemen'di. Aralık Ege'de bağ budama mevsimiydi. Ege'li belinde kör bıçaklarla gezerdi. 23 Aralık Salı sabahı Giritli Esrar Keş Mehmet ve 5 arkadaşı Manisa'dan Menemen yakınlarına geldiler. Menemen henüz uykudaydı. Esrar çekip bıçak bileyerek namaz vaktini beklediler. İddiaya göre İstanbul'daki Nakşi Şeyhi Esad Efendi'nin müritleriydiler. Gün ışırken ezan okundu. Vakit gelmişti. Sabah namazı biter bitmez Giritli Mehmet mehdiliğini ilana karar verdi. Yeşil sancağı mihraptan aldı, kaldırıp meydana daldı ve bağırmaya başladı. Müslümanım diyen sancağımızın altında toplansın. Baktığım zaman burada belediye önünde bir kalabalık gördüm, bir sesler duydum. Öğlene kadar bir bayrak varmış, onlar hükümetinde direnmişler birkaç kişi. Öğlene kadar o bayrağın altından geçen geçecek, geçmeyen kılıçtan geçecek diye yayın yapıyorlarmış orada. 70 bin kişi buraya bu yana doğru hareket etti, burasını işgal edeceğiz diye bir hadise duyuyorduk. Bir şeyler duyuyorduk. Ama geliyor mu, gelmiyor mu hiç kimsenin bir haberi yok. O sırada Menemen Posta Müdürü Hüseyin Sabri Efendi tehlikeyi sezip hemen durumu Ankara'ya ve alaya bildirdi. Acilen kuvvet istedi. Az sonra bir manga askerle başlarında genç bir asteğmen çıka geldiler. 24 yaşındaki bu asteğmenin adı Mustafa Fehmi Kubilay'dı. Toplaymış, biz bilmiyoruz tabii. Ben öyle dayalı duruyorum duvarda.
Asker süngü tak dedi. Asker hemen durdurdu. Asker süngü taktı. Kendisi gitti. Siz ne istiyorsunuz dedi. Biz dedi şeriat istiyoruz dedi. Peki dedi, ben size şeriat vereceğim dedi. Şeriatı size şeriat göstereceğim dedi. Tokat atmış birine. Tokat atınca elindeki gırayla ateş etmiş buna. Yere düştü koplak. İşte ne olduysa o anda oldu. Sahte Mehdi'nin tüfeğinden çıkan bir kurşun Kubilay'ı bacağından yaralamış ve yere sermişti. Uzaktan olayı izleyen askerler bunun üzerine tüfeklerini doğrultup Mehdi'liğini ilan eden Mehmet'e ateş ettiler. Ahali kaçışmaya başladı ama askerlerin tüfeklerinde tatbikat mermileri vardı, etkisizdi. Patlamaya rağmen devrilmeyen Mehmet çıldırmış bir şekilde işte diye bağırdı. Bana kurşun işlemiyor, ben Mehdi'yim. Menemenliler dona kaldılar. Şimdi Kubilay meydanın ortasında yaralı ve tek başınaydı. Sürünerek önce hükümet konağına doğru kaçtı ama kapı kilitliydi. Panik halinde cami avlusuna daldı. Ama Mehmet'le arkadaşları peşindeydiler. Tam musalla taşının önünde yakalandı. Esrarın da etkisiyle başları dönen isyancılar bu kolay avı yakalayınca çıldırdılar. İçlerinden biri cebinden bağ bıçağını çıkardı, Kubilay'ın başına çöktü ve paslı bıçağı genç asteğmenin boynuna sapladı. Az sonra hırıltılar sustuğunda Kubilay'ın kesik başı Mehdi Mehmet'in elindeydi. Mehmet seyircilerinin gözleri önünde üzerinden kanlar fışkıran kesik başı getirip yeşil sancağın tepesine dikti. Bayrağın üzerine asmak istedi. Asmak istedi ama ip yoktu. Gitti karşıda bir kontracı, Kamil isminde bir eskici vardı. Ondan bir parça ip istedi. O ipi aldı geldi, kafayı bağladı. O anda kitle psikolojisi devreye girdi. Kurşun işlemeyen bir Mehdi, elinde kanlar içinde bir kurban başı taşıyarak üstlerine geliyordu. Arkamızda 70 bin kişi var, katılın bize diyordu. Ahali önce durdu, sonra alkışladı. Mecburi bir alkış yaptırdılar. Yapmıştır mı? Çünkü korktu millet. 70 bin kişi geliyor dedi. 70 bin kişi deyince hepimiz korktuk. Çok geçmeden Menemen sokakları karıştı. Biraz korku, biraz merakla bir araya gelmiş kalabalık yeşil bayrağın ardı sıra yürüyüşe geçmişti. Menemen bir avuç esrarkeşe teslim olmuştu. Kargaşa vardı. İşte kimisi o taraf, kimisi bu tarafa. Yeldirmeli, beyaz örtülü, ellerine fesleri koymuşlar koltuklarına. Artık hani Müslümanlık şey yapıldı ya, fes giyilecek, şapkaya karşı çok şeylik vardı, düşmanlık vardı. Yani gavurlar giyiyor şapkayı, biz nasıl giyeriz gibilerde. Bunlar da Mehdi'yiz biz, Müslümansanız buraya gelin falan deyince birçok halk buna inanıyor tabii. Az sonra alay, Değirmen Dağı'na yerleştirilen topların yönünü Menemen Meydanı'na çevirdi. Meydana da bir mitralyöz yerleştirildi. Teslim olun çağrısı yapıldı ama Mehdi Mehmet silahla karşılık verdi. Birkaç silah patladı. Hatta şuradan duvardan Cence Hasan bakarken bekçiydi o zaman devrinde. Onu vurdu, kafasından vuruldu, yere düştü. Düştü o zaman millet kaçtı, koparat kaçtı millet. Sesi duyuldu çatır çatır. Annem falan biz çok korktuk yani. Çok korktuk ve pencereye gidiyorduk. Perdeler, tül perdelerin aralarından bakıyorduk. Ondan hem Rum evindeyiz hem de diyorum memurlara karşı bir şeylik vardı. Şapka kıyafeti şey yapıldı. Çarşaf çıktı, manto şey değildi. Artık yani Müslümanlığı bıraktık, yavur olduk diye Menemen'in biraz gericiydi. İleride Marif Mafel kafesi vardı. Mafel kafesinin üzerine mitralyozu koydular. O zamanki makineler mitralyoz diyorduk biz. Oradan onlar ateş etti. Kimisi yaralandı. Kimisi öldü mü bilmiyorum. Kimisi de kaçtı. Oradaki çatışmada iki bekçi vurularak öldüler. Üç Mehmetler yani Mehdi Mehmet, Şamdan Mehmet ve Sütçü Mehmet de mitralyoz ateşiyle öldürüldüler. Kasabada hemen sokağa çıkma yasağı kondu.
her şey birkaç saat içinde olup bitmiş ama geride büyük bir leke bırakmıştı. Haber ulaştığında Gazi öfkeden çılgına dönmüştü. Olay kadar bu olaya ahalinin de iştirak ettiğine dair gelen haberlere kızmıştı. Yanına girenler Gazi'nin sinirle söylendiğini duydular. Bu ne haldir? Mürteciler hükümet meydanında ordunun subayını din adına boğazlayabiliyorlar. Binlerce Menemenli'den kimse çıkıp mani olmuyor. Bilakis tekbirlerle teşvik ediyorlar. Yunan idaresi altındayken bu hainler neredeydiler? Onların namusunu ve dinini kurtaran ordunun bir subayına reva gördükleri bu saldırının cezasını yalnız hainler değil, hepsi en ağır şekilde çekmelidir. Bundan bütün Menemen sorumludur. Menemen artık Vilmodit, yani lanetlenmiş şehir ilan edilmeye müstahak olmuştur. Vilmodit ilan edilen kasaba halkı şehir dışına çıkarılır. Aileler birer ikişer memleketin diğer şehirlerine dağıtılır. Tam boşaltılan kasaba tümüyle yakılır. Bugünkü ve yarınki nesillere ibret olmak üzere hükümet meydanına büyük bir siyah sütun dikilir. Derhal harekete geçmeliyiz. Belki Menemen haritadan silinecek ama ondan önce faillerin cezası da yine Menemen'de verilecekti. Bölgede sıkı yönetim ilan edildi. Ardından Zafer İlkokulu askeri mahkeme haline getirildi. 6 kişinin başlattığı bu olayın davasında tam 144 sanık vardı. Ve bir numaralı sanık İstanbul'dan getirilen 90 yaşındaki Nakşi Şeyhi Esad Efendi'ydi. Mahkemeleri benim durduğum dükkanın önünden geçiyorlardı her gün. Her gün geçiyorlardı. Koplay okulu dediğimiz yerde orada mahkeme görüldü. Hocaların kollarına ipler bağlı, iki taraflı sıra halinde böyle. Getirdiler, bütün ifadeler alındı. Jandarmalarla götürüyorlardı. 4 kişi, 5 tane jandarma, 1 kişi götürüyordu. Elleri kelepçeliydi. Ben gözümle gördüm bunları. Ona da soruyorlar, bu kim var mı? Bakıyor, bir defa vardı değil mi? Gittik içeri. Başka kim vardı? Bekliyorlar bir tane bu var mıydı? Vardı. Yoktu, vardı, yoktu falan. Böyle topladılar işte kaç kişi. Köylülere Allah'ınız kim sizin? İstanbul'da Esat Hoca diye böyle ifade veriyorlardı yani. Yani Allah'ının nerede olduğunu bile şey yapmadan, yani köylülerin bilinçsiz olarak böyle şey taptıkları bu şeye yani. Mehdi diye bunlara tapmaya kalkmışlardı. Şeyh Esad Efendi duruşmalar sırasında rahatsızlandı ve hastanede öldü. 2 haftada biten mahkeme sonucu 77 sanık hüküm giydi. Tam 37 idam vardı. İsyancılara ip veren, sigara satan, alkış tutan Menemenliler de idam mahkumuydular. Bunlardan 9'u yaşları küçük olduğu için kurtuldu. 28 kişi ise ibret için Menemen meydanlarında asıldı. Hepsini asılma geceyle sokağa çıkma yasağı vardı. Sabahleyin kalktım. Buradan bu caminin yanından Kavak Pazarı'na dediğimiz yere kadar 8-10 kişi vardı. 10 kişi vardı. Ondan sonra istasyona trenin geçtiği yerden orada 7 kişi vardı. Kamil de dediğim ip veren Kamil istasyonda asılmıştı. Tren yoluna böyle boydan boya asılmıştı. Onları gördüm hepsini. Evvela aşağıda hükümetin altında birinci ellerin evi var o köşede. Onu astılar. Manisa'lı Hocazade Ahmet Efendi. Ya, astıktan sonra, öldükten sonra asıyorlar kağıt. Ondan sonra oradan geldik Yahudi hastalar Marif Kazesi'nin de arkasyaların altında. Ondan sonra onu astıktan sonra Şeyh Esad'ın oğlunu Ali Efendi'ymiş. Onu astılar. Daha baraka vardı orada bir çoluk hacısını tütün satıyordu onun yanında. Ondan sonra hep öyle sıralı asıldı. Daha ben işte çarşının içine kadar hepsini başladım. Önlerinde bir kağıt vardı. Ne suçu vardı yazıyor tabii hatırlamıyorum. Ne eşisi varsa nereli oldu kim olduğunu herhalde yazıyordu üzerinde. Bir Manisalı bir çocuk vardı. Burada Kuppeli Bakal dediğimiz bir bakal var. Onun önünde asılmıştı.
Ondan sonra öbürleri getirdiler, kamyonların hepsini aldılar, mezara götürdüler. Öğlene yakın. Olay bu. Olaylar meclise geldiğinde yine faturayı Serbest Fırka'ya ve Fethi Bey'e kesmek isteyenler oldu. Menemen'de belediye seçimlerini Serbest Fırka kazanmıştı. Ve kimileri bu isyanda suçu muhalefeti örgütleyenlere atmak istediler. Bu suçlamalar Fethi Bey'i hasta düşürmeye yetti. Kırgın, yalnız ve hasta olarak köşesine çekildi. Birkaç yıl sonra da Londra Büyükelçiliğine atandı. Daha 3 yıl önce nice umutlarla geldiği Türkiye'den ayrılırken kulağında Gazi'nin Roma tarihinden aktardığı sözler çınlıyordu. Jules Caesar ilk devletini kurarken dostları Crassus ve Pompey ile ittifak yapmıştı. Ama sonraları üçünün arası bozuldu. Ve Caesar onları ortadan kaldırırken kendini ebedi şef ilan ettirdi. Biz bundan kaçınmalıyız. Cumhuriyeti şahıs kavgalarından korumalıyız. Sonra neler oldu? O günden sonra Fethi Bey, Mustafa Kemal'i 1936 Eylül'ünde gördü. Kral Edward'la birlikte Türkiye'ye gelmişti. İki eski dost, Dolmabahçe'de baş başa görüştüler. Konu İngiliz seçimlerine geldi. Atatürk, "Seçimi kim kazanır?" diye sordu. Cevabı beklemeden derin bir iç çekti ve "Biz," dedi, "bizimkini başarabilseydik, şimdi onlar da bizim seçimlerimiz için kim kazanır diye soracaklardı. Yazık oldu." Son kez Savorona'da görüştüler. Ayrılırken de sıkı sıkı kucaklaştılar. Fethi Bey yattan karaya çıktığında derin bir keder içindeydi. Atatürk en çok özlemini çektiği şeyi, ülkesinde demokrasiyi göremeden hayata veda ediyordu. Atatürk ölmeden İnönü Fethi Bey'i Türkiye'ye davet etti. Atatürk'ten sonra kurulacak kabinede bakanlık önerdi. "Beraber çalışırız, temiz ve namuslu bir idare kurarız," dedi. Fethi Bey eski defterleri açmadı, kabul etti ve Adalet Bakanı oldu. 1942'de sağlık nedenleriyle siyasetten çekildi. Tarihçi Cemal Kutay'a anlattığı anılarında son sayfaya şu notu düştü: "Şu anda vicdanımı hakem yaparak diyeceğim ki, Serbest Fırka olayında gerçekleri bütün ayrıntısı ve içeriğiyle Türk milletine bildirmiş değilim. Ve hakikatleri gelecek nesillerin dikkat ve uyarısına tam olarak intikal ettirememiş olmanın elemi içindeyim." Yaralanmış ama son ana kadar dostlarını ele vermemişti. Kol kırıldı, yen içinde kaldı. Bu elemle sırlarını hafızasında taşıyarak veda etti hayata. İsmet Paşa, Menemen olayından sonra tek parti iktidarını iyice pekiştirdi. Fethi Bey'den 3-5 yıl sonra onun da Atatürk'le yolları ayrıldı. Ama sonra Gazi'nin çok partili rejim düşünü gerçekleştirmek ona kısmet oldu. Serbest Fırka deneyiminden tam 20 yıl sonra Türk tarihinin ilk sağlıklı seçimiyle iktidardan devrildi. Paşa'yı deviren adam 20 yıl önce o olaylı İzmir mitinginde Fethi Bey'i karşılayan genç il başkanı Adnan Menderes'ti.